Merhaba arkadaşlar. Kazanım kavramı 31. testteyiz. Duyu organlarına geçtik. Diyor ki şekilde gösterilen duyu organı ile ilgili hangi duyu organı bu deri değil mi? Hangileri doğrudur diyor. Korun ve malpigi tabakası olmak üzere iki bölümden oluşur demiş. Arkadaşlar alt deri ve üst deri olarak iki, iki bölümden oluşuyor. Üst deri kendi içerisinde korun ve malpigi tabakası olarak ayrılır. O yüzden bu yanlıştır. Yağ bezleri, ter bezleri ve kan damarları tüm kısımlarında bulunur. Hayır arkadaşlar hepsinde bulunmaz sadece alt deride bulunur bu yanlıştır. Dokunma, basınç, sıcaklık ve ağrı gibi duyuları alan reseptörler bulundurur. Evet doğrudur cevabımız yalnız 3B şıkkı olur. İkinci soru Kulak içi basıncı ve hava basıncı dengelenmezse kulak zarı parçalanır. Diyor ki buna göre yapılarından hangileri basıncın dengelenmesinde görevlidir? Tabii ki sadece hangisi olacak? Östaki borusu. Otolit taşlarla yarım daire kanalları denge ile ilgilidir arkadaşlar. Yani basınç dengesi değil normal bizim vücudumuzun dengesi ile ilgilidir. Östaki borusu basınç dengesi ile ilgilidir. Cevabımız C şıkkı olur. Üçüncü soru diyor ki şeker yiyen bir insanın tat algılama sürecinde olaylar hangi sırayla gerçekleşir? Arkadaşlar ilk önce şeker tükürük içerisinde çözülmesi lazım. Daha sonra çözünen maddeler duyu hücrelerini uyaracak. En sonunda impulslar sinir merkezine iletilecek. Yani beyindeki merkeze iletilecek. 1, 3, 2 şeklinde gider. Yani cevabımız B şıkkı olur. Burada bir göz kusurunu vermiş. Bakın görüntü retinanın önüne düşüyor. O zaman bu nedir? Miyopluktur. Miyopluk. Hatırlayın ben size ee, ya da hatırlayın demeyeyim belki dinlememişsinizdir ama e, duyu organları ile ilgili gözle anlattığım e, konuyu mutlaka dinleyin arkadaşlar. Eğer gözle ilgili bir sıkıntınız varsa, miyop olan kişi nereyi göremez? Uzağı göremez. Şöyle düşünün, uzaktaki bir kişinin bize taş attığını düşünün, bizde retinayız. Uzaktaki bir kişi bize taş attığında taşı bize denk getiremedi. Nereye düştü? Önümüze düştü. O zaman miyop olan yani uzağa göremeyen kişilerde görüntü nereye düşecek? Retinanın önüne düşecek. Bir de yakını göremeyen yani hipermetropları düşünelim. Yakındaki bir kişi bize taş attı. Denk getiremedi. Nereye düştü? Arkaya düştü. O zaman yakını göremeyen yani hipermetrop bireylerde de görüntü nereye düşer arkadaşlar? Retinanın arkasına düşer. Bu şekilde ben kodlamıştım. Hani böyle bir mantık yolu anlatmıştım. Dinleyebilirsiniz dediğim gibi videoyu. Peki burada ne yapacağız? Miyop hastalığıyla ilgili bize sorular soruyor. Diyor ki miyop göz kusuru olup kişi uzağı net göremez. Evet doğru. Kalın kenarlı mercekle düzeltir. Bunun da bir şifresini verdim size. Mutluluk. Mutluluk hayali. Arkadaşlar buradaki M miyop. U uzağı görememe. K kalın kenarlı mercek. O zaman kalın kenarlı mercekle düzeltilir. Doğru. H hipermetrop. Y yakını görememe. I de ince kenarlı mercek. Bu da yine bir kenarda dursun. Diyor ki kişinin göz küresi önden arkaya doğru uzamıştır. Evet kişinin göz küresi önden arkaya doğru bu şekilde uzamış ki görüntü retinaya denk gelemiyor. Nereye denk geliyor? Önüne denk geliyor. O yüzden bu da doğrudur. Cevabımız 1, 2 ve 3 E şıkkı olur. 5. soru Derinin görevleri ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Terleme ile vücut sıcaklığının ayarlanmasında görev alır. Evet arkadaşlar doğru. Ürettiği antikorlar ile mikroorganizmaları yok eder. Deri antikor üretmez arkadaşlar bu yanlıştır. Vücudu su kaybına karşı korur doğrudur. Cevabımız D şıkkı olur. Şimdi işitme ve denge organı olan kulak ile ilgili yapı ve görev eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir? Kulak kemikleri ses titreşimlerini kuvvetlendirme. Doğru. Yarım daire kanalları yer çekimine karşı yapılan hareketleri dengeleme. Arkadaşlar yarım daire kanalları bakın adı üstünde daire. Dönme hareketiyle ilgili denge olayında görevlidir. O yüzden yanlış olan budur. Diğerlerini de okuyalım. Korti organı titrek tüylü hücreleriyle uyarılma. Evet titrek tüylü hücreler vardır. Uyarılır. Ses oluşur ve pardon, evet ses oluşur ve beynin ilgili bölgesine gönderilir. Kulak kepçesi sesi toplar. Kulak yolu da ses dalgalarını iletir. Doğrudur. Cevabımız B şıkkı olur. Yedinci soru diyor ki. Farklı duyu organlarında bulunan yapıların göz kulak ve burunda bulunma durumları ile ilgili eşleştirmeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Şimdi arkadaşlar. Sarı bölge nerededir? Gözde. Pardon. Sarı bölge kulaktadır. E, tamamen karıştırdım. Sarı bölge burundadır arkadaşlar. Gözde sarı benek vardır, sarı benek O zaman buradaki sarı beneğe ne yazacağız? Göz yazacağız Tulumcuk ve kesecik kulakta bulunur Kemo reseptörler nerede bulunur? Kemo reseptör e, Burunda bulunur arkadaşlar, burun ve dil ama burada dili yazmadığı için söylemiyoruz Östaki borusu kulakta Saydam tabaka gözde O zaman hemen bakalım Gözde olanlar hangileri? 3 ve 6 Bakın 3 ve 6'nın olduğu zaten bir tek şıkkı var ama diğerlerini de bakalım Kulakta olanlar hangileri arkadaşlar? 2 ve 5. Evet. Burunda olanlar hangileri? 1 ve 4. Evet o zaman cevabımız D olur. 8. soru. Koku alma sırasında verilen yapılar hangi sırayla görev alır? Koku alma sırasında. Arkadaşlar ilk önce mukusta çözünüyor. Birinci sırada. Sonra sarı bölgede reseptörler yoğundur. Sarı bölgede reseptörler tarafından algılanıyor. Koku soğancı da beyinde bulunan özel koku bölgesidir. En son da buraya geliyor. O zaman 3, 2, 1 şeklinde gidecek cevabımız E şıkkı olur. 9. soru Tat tomurcukları ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır? Tat tomurcukları duy ve destek hücrelerinden oluşur. Evet arkadaşlar doğru. E, dilin bütün bölgelerinde tat tomurcukları vardır. Tat tomurcuklarındaki duyu hücreleri sinirler ile bağlantılıdır. Çocuklardaki tat tomurcuklarının sayısı daha fazladır. Tat tomurcukları azaldıkça tat duyusu zayıflar. Arkadaşlar, burada e, dilin bütün bölgelerinde tat tomurcukları vardır diyor ya bu yanlış olacak. Dilin sadece üst bölgesinde tat tomurcuğu vardır. Şu altta bulunan bölgede tat tomurcuğu yoktur. O yüzden cevabımız B şıkkı olur. Diğerleri zaten doğru olan şıklardır. 10. soru Göz diyor sert, damar ve a tabak olmak üzere 3 kısımdan oluşur. Buna göre verilen yapıların bulunduğu tabakalar hangi seçenekte doğru verilmiştir? Arkadaşlar kornea sert tabakadadır. İris damar tabakadadır. Koni reseptörleri ise A tabakadadır. Yani direkt sırasıyla gidecek. Sert damar A cevabımız A şıkkı olacak. 11. soru. Kulakta gerçekleşen işitme olayı için hangisi doğru değildir? İşitmeyi sağlayan yapılar iç kulakta bulunur evet doğru Ses titreşimleri oval pencereden girer Dalızdan geçerek vestibular kanal içindeki sıvıda basınç dalgası yaratır Arkadaşlar bu da doğrudur Vestibular kanalda basınç oluşturuyor İmpuls oluşumunda tüylü duyu hücrelerine yapılan basınç etkilidir Tüylü duyu hücreleri nerede bulunuyor? Korti organında bulunuyor arkadaşlar doğru Tektoryal zara deyip uzaklaşan tüylü duyu hücreleri duyu nöronlarına uyarı iletilmesini sağlar. Evet doğrudur. Tektoryal zar, zar dediği kort organında bulunan şöyle bir zardır arkadaşlar. Üstünde de tüylü duyu hücreleri vardır. Bu zar gevşek bir zardır. Trombolin gibi düşünün. Trombolin. Trombolin de hani nasıl böyle zıplayıp şey yaptığımızda aşağı doğru eğiliyorsa bu da aynı şekilde e, esnektir ve aşağı doğru eğildiği zaman e, ne yapıyor? E, sinir hücresini işte duyu nöronlarına uyarı ileterek beynin ilgili bölgesine gönderiyor. Orta kulaktaki kemikler ses titreşimlerini salyangoza ve yarım daire kanallarını iletir. Arkadaşlar yarım daire kanalları denge ile ilgilidir, sesle ilgili değildir. O yüzden cevabımız E şıkkı olur. 12. soru kokuyla ile ilgili hangisi doğru değildir diyor. Sarı bölgedeki reseptörler beyindeki koku soğancı ile bağlantılıdır. Evet Reseptörlerden gelen uyarılar talamusa uğramadan beyindeki merkeze ulaşır. Evet sadece koku talamusa uğramıyordu doğru. Burunda bulunan reseptörler çabuk yoruldukları için bir süre sonra kişi farklı kokuları algılayamaz. Arkadaşlar farklı kokuları değil aynı kokuyu algılayamaz. Mesela üzerinize parfüm sıktınız. İlk başta o parfümü alıyorsunuz ama üzerinden biraz zaman geçti. Artık sanki üstünüzde parfüm kalmamış gibi hissedersiniz ve tekrardan sıkarsınız. Bunun sebebi aynı kokuya bizim burnumuzun alışmasıdır. Aslında yanınızda başka kişiler bulunduğu zaman yani başka bir kişi geldiği zaman o parfümü algılar siz sıkmasanız da. Ama sizin burnunuz alıştığı için o kokuyu algılamıyor. O yüzden cevabımız bu olacak C şıkkı. Kokunun algılanması için koku partiküllerinin mukusta çözülmesi gerekir. Evet doğru. Burunda bunlar reseptör çeşidi kemoreseptördür. Yani kimyasal maddeyi algılar doğrudur. Cevabımız C şıkkı olur. Böylece bu testi de bitirdik. Sonraki testlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.